Kampüs Magazin durmuyor, heyecanla, hızlı bir şekilde her üniversiteyi teker teker geziyor. Kampüslerden kampüs beğendik. Bu hafta Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ndeyiz. Kampüs Magazin bu hafta Bilecik Üniversitesi'nde. Arkadaşlar, diğer diğer gezmeye devam ediyoruz. Kampüslerden kampüs beğeniyoruz. Çok güzel bir sürprize karşılaştık. Bilecik'te bakın ne yazıyor. Ne diyor? TRT Okul Televizyonu Kampüs Magazin programı çekimleri bugün üniversitemizde yapılacaktır. Evet, Bilecik'teyiz. Şeyh Edebali Üniversitesi'ndeyiz. Harika bir sürprizle karşılaştık. Bakalım bizleri ne gibi güzel sohbetler bekliyor. Hangi bölüm? Tarih. Nasıl gidiyor? Kaçıncı sınıftasın? Birinci sınıf. Nasıl gidiyor? Okulun eğitim performansı nasıl? İyi, fena değil ya. Sen nereden geliyorsun? Düzce'li. Düzce? O kadar uzağa gelmemişsin. Yani yakın, gidip geliyorum hafta sonu. Ha. İyi oluyor. Peki kalıyor musun burada? Yurtta mı kalıyorsun? Hayır, evdeyim. Evdesin. Nasıl Bilecik il olarak nasıl? Okulla alakalı söylemek istediğin neler var Kampüs Magazin'e? Kampüs Magazin programı bu. İlk geldiğimde sıkılıyordum. Tabii arkadaş çevrem yoktu. İşte arkadaş çevresi edindikçe işte insan eğlenceli hale getirebiliyor bulunduğu yeri. Öyle şu an alıştım yani. Sosyal olarak dahil olduğun bir kulüp var mı? Yani tarih film kulübü kurdum. Yani kulüp başkanıyım ben. Tarih film kulübünde işte faaliyet yapmayı düşünüyoruz. Film gösterimleri, işte bir arşiv oluşturmak istiyoruz. O şekilde faaliyetlerimiz var. İşte kulüpler, kulüp anlamında da hani şeyler olursa katılmayı düşünüyoruz yani. Mesela ilk göstereceğiniz film ne? Kafanda ne var? Yurttaş Kane. Göstereceğiniz böyle bir amfi gibi bir yer var değil mi? Onu okul imkanlarında işte söyledik. İnşallah bize bir amfi ayarlarlar. Hoparlör, şey. Tesla. Aynen. Buradan da söylüyoruz. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun kulüp abi. Teşekkür ederim. İyi günler. O zaman seni şey yapalım. Buradayız. Kızarmayın. Merhaba. Bir durun ya, durun. Çok heyecanlandım. Ne heyecanlandın? Saçmalama, dur. Hangi iktisattasın? Kaçıncı sınıftasın? Üçüncü sınıf iktisat. Nereden? Bu ilde mi yaşıyordun yoksa başka bir yerden? Sınıfım, Giresun'dan geliyorum. Üçüncü sınıf. Üç yıl boyunca nasıl geçti okul? İyi miydi? Sınav dönemleri hariç. Genel olarak iyiydi. Ya öyle güzel aslında ama işte sınavlar çok stresli geçiyor. Evet. Ne yapacaksın? Profesyonel hayatta ne bekliyor seni? Hazırlanıyoruz işte, bakalım Allah ne gösterecek diyelim. Öyle. Dahil olduğun bir kulüp var mı okulun? Var, iktisadi işte şeyler var. Şu an unuttum. Çıkarımsal istatistik diye bir şey. Bu ne anlatıyor abi? İstatistik bilgileri bildiğimiz var ya, standart. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Erasmus gibi bir şey. Erasmus düşünmüştüm. Ama nasıl diyeyim? Arkadaşlarımdan çok bilgiler aldım ama yeterli değilmiş yani. Nasıl diyeyim? Notu mu yeterli değil mi? Notu da olsa hem de eğitim seviyesinden diyeyim. Yani çok zorluk çekmişler, öyle diyeyim. Genel anlatmak gerekirse çok zorluk çekmişler. Buldu. Buldu. Kaç şu anda ortalama? Onu söylemesek olmaz. İyi hadi tamam. Kitabını veriyoruz. Tamam. Buyurun diyoruz. Eyvallah, biz teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Nasıl bir başka bir şehirde okuma? Nasıl hissettiriyor insana? Yurtta abi. Mısınız? Apartta. Apartta kalıyorum. Apartta yurdun farkı ne? Rahatlık, temizlik. Rahat, temizlik. Yemeğini yapabiliyorsun, çamaşırlarını yıkayabiliyorsun. Üçünüz aynı yerde mi kalıyorsunuz? Hayır. İki arkadaş. Ben bireysel olarak farklı. İki kişi. Değil mi? Ay güzel, çok güzel. Galiba ilk önce bir sorumluluk katıyor başka bir ilde yaşamak. Kendi ayaklarının üzerinde durmayı öğreniyorsun bir nevi. Adaptasyon lisedeki gibi olmuyor. Önemli. Adaptasyon çok önemli. Bir şehire alışmak. Kaçıncı sene bu? İlk senemiz. Nasıl eğitim performansı, hocalarla ilişkiniz? Bence çok iyi yani hocalarımız. Yani gayet bilgiler. Bize bunu çok iyi biçimde aktarıyorlar. Bu kadar yani. Sizin de. Bence olması gerektiği gibi ne bir eksiği ne bir fazlası olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. İsteyerek geldim. Hani bir şeyler alabiliyorum hocalardan. Ben de verdiğimi düşünüyorum ayrıca, her şey karşılıklı. Bir 3 yıl daha böyle giderse herhalde güzel bir öğretmen adayı olacağım. Ben de aynı şekilde edebiyata geldiğimden memnunum. Hocalarım da aynı şekilde. Hani verdiklerini alabilme çabasındayız. Dahil olmak istediğiniz kulüpler var mı? Bu okulun kulüpleri ne durumda? Sosyal faaliyetler açısından.
kulüplerimiz var. Tabii edebiyat olduğu için edebiyat kulübümüz var. Hepimiz birer üyeyiz. Şiir okuyoruz, konferanslarımız oluyor. Kitap okuma saatlerimiz var. Sürekli bir şeyler oluyor yani. Faal, edebiyat olduğu için faaliz sürekli. Ne şiirleri okuyorsunuz? Kimden şiirler okuyorsunuz? En son ben şiir okumuştum. 18 Mart'la ilgiliydi. Halk oyunları falan geldi. Ben şiir okudum. Hikayeler anlatıldı. Hiç okuduklarından aklında kalan bir şiir var mı? Ezberim kötüdür. Okulu bitirmeden önce master ya da Erasmus gibi bir şey düşünüyor musunuz? Onu soracağım. Ben yüksek lisans yapmayı düşünüyorum kendi alanımda. Yani yazılarım olsun istiyorum dergilerde ya da ilerleyebilirsem bir kitap çıkarmayı çok isterim. Şu anda var mı yazı? Şu anda var birkaç yazım. Blog falan var mı yoksa açmayı düşünüyor musun? İnternet blogları son zamanlarda çok işe yarıyor çünkü. İnternet blog yok, kendi böyle karalamalarım. Yani düzenlenmiş biçimde de değil. Aklıma geldikçe karalamalarım ama ileride bu alanda profesyonel olduğum zaman tabii ki bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Aslında paylaşırsan bu blogları internette belki ses getirebilir yani. Çünkü bloggerlar, internet blogları kullanan insanlar, sahipleri çok önemli noktalara gelmeye başladı. İnternet çok önemli bir noktada. İnşallah. Bence yap, bence ben olsam yapardım şekerim. Sen? Ben birazcık daha zorlarsam belki yazar olabilirim diye düşünüyorum. Yani hissiyatlarım falan benim var. Şiir yazıyorum. Okulumuzun edebiyat kulübü olarak dergimizde şiirlerimiz yayınlanıyor. Derginiz var. Bahsetsiniz mi? Var, evet. Dergimiz var. Sokak Lambası diye. İşte benim şiirlerim, arkadaşlarımın şiirleri, makaleler, bu tür yazılarımız var. Daha yeni gerçi. Siz mi çıkarıyorsunuz dergiyi? Bu ay çıkacak ilk sayımız. Ben herhalde öğretmenlik de yapabilirim ama bir üniversitede kalmak daha güzel bir şey galiba. Bugün kampüslerden kampüs beğendik. Bilecik'te Şeyh Edebali Üniversitesi'ndeydik. Gelecek hafta bakalım nerede olacağız.